Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Mehdi aleyhisselamın zuhuruna doğru müminlerin yapması gereken en önemli hazırlıkların bir tanesi müdüriyet yeteneklerini güçlendirmeleri gerekir. Ahir zamanda zuhur anında müdüriyet yeteneği güçlü müminlere ihtiyaç vardır. Allahu Teala Kasas suresi 5. ayette buyuruyor: Biz yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunarak onları önderler karar kılmayı istiyoruz. Yani onlar yeryüzünü idare edecekler. Müdüriyetleri güçlü olacak. Bir diğer ayette şöyle buyuruyor Allahu Teala. Nur suresi 55. ayet. Va'adallahu'llezine amenu minkum ve amilus salihat leyestahlifennahum fil ard كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمَ الَّذ۪ي ارْتَضَى لَهُمْ Allah içinizden iman edip de salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri egemen karar kıldığı gibi onları da yeryüzüne egemen karar kılmayı, hakim karar kılmayı vaatte bulunmuştur. Ve razı olduğu dini yeryüzüne yerleştirmeyi vaat etmiştir. Peki Allah'ın razı olduğu din hangisidir? Allahu Teala bunu Kadirhum ayetinde yani Maide suresi 3. ayette şöyle buyuruyor. El-yevm ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekum el-İslam'a dina. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. İslam dininden razı oldum. Allah'ın razı olduğu din İslam dinidir. Ve razı olduğu bu dini yeryüzüne yerleştirmeyi bizlere vaat etmiştir Allah-u Teala. Dolayısıyla müminlerin müdüriyetini güçlendirmesi gerekir. Müdüriyet nedir? Bir işi en güzel şekilde projesini proje aşamasında, tasarlama aşamasında en güzel şekilde tasarlayarak, eldeki imkanları en güzel şekilde değerlendirerek olabileceği mümkün şekilde o işi yapabilmektir. Müminler bu şekilde kendilerini güçlendirmelidir. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi. Hem takvaları güç artırmaları gerekir, hem takvalı olmalılar, takvalarını artırmaları gerekir, hem de müdüriyetlerini, idarecilik yeteneklerini artırmaları gerekir. Yani şu şekilde olmaz. Biz sadece imanımızı artıralım ama müdüriyet yeteneğimiz olmasın. İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde bakacak müminlere, diyecek ki tamam sizin yani müdüriyet yeteneğiniz yok, ben gökyüzüne melekleri getireyim onlarla yeryüzünü idare edeyim. Yok, böyle bir şey olmayacak. Müminlerin içinden bunu belirleyecek. Eğer müminlerden müdüriyet yeteneği olanlar çok fazla olmazsa, hatta bütün müminlerin belli ölçüde müdüriyet yeteneği güçlü olmazsa İmam Mehdi Aleyhisselam'la zuhur etmesi olmayacak. Ne zaman ki müminlerin müdüriyet yeteneği fazlalaştı, arttı, İmam Mehdi Aleyhisselam o zaman zuhur edecek. Bakın İmam Aleyhisselam Nehcül Belaga'da ne buyuruyor? Halk ancak emir sahipleri, yöneticiler ıslah olunca düzene girer. Emir sahipleri, yöneticiler de ancak halkın doğru olmasıyla düzene girer. Yani her iki tarafında müdüriyet yeteneğinin güçlü olması gerekir. Halkın basiretli olması gerekir. Yöneticiler ıslah olursa halk da ıslah olur. Halk basiretli olursa, halk bilinçli olursa yöneticiler de düzgün olur. Bu karşılıklıdır, birbirini dengeler. Yani herkesin müdüriyet yeteneğine sahip olması gerekir. Basiretinin artması gerekir. Bakın basiretle ilgili bir olay anlatayım. Peygamberimiz zamanında, peygamberimizin ömrüne vefatına bir yıl kalmıştı. Medine'de münafıklar bir araya gelerek peygamberimizi öldürmek istediler. Öldürme kararı aldılar. Nasıl yapacaklardı bunu? Bir vadiden geçerken, Tebük Savaşı'ndan dönerken, vadinin kenarından, uçurumun kenarından geçerken peygamberimizin devesini ürküleceklerdi. Ve peygamberimiz de o devenin beraber uçurumdan aşağı yuvarlanıp vefat edecekti. Bunu hedeflediler. Ve Cebrail aleyhisselam peygamberimize bu olayı haber verdi. Peki neden böyle bir plan kurdular? Çünkü bunlar daha önceden Kabe'nin etrafında oturarak bir araya gelerek şöyle bir karar almışlardı. Dediler ki peygamber vefat ettikten sonra
Biz peygamberin bu hedeflerini yok edeceğiz. Hedeflerini peygamberin vefatından sonrasına bıraktılar. Ama peygamberimiz onların bu anlaşmalarından, Kabe'nin etrafındaki bu toplantılarından haberdar oldu. Ve onlar da peygamberimizin haberdar olduğundan haberdar oldular. Bu yüzden erken davranıp peygamberimizi öldürmek istediler. Peygamberimiz Huzeyfe'yi çağırdı. Dedi ki olayı onlara anlattı. Olayı ona anlattı. Dedi beni yarın uçurumun kenarında bu şekilde öldürmek istiyorlar. Yanına adamları topla ve bu olaya engel ol. Ve peygamberimizin buyurduğu gibi Huzeyfe bu olaya engel oldu. Orada buyurdu, dedi, orada söyledi peygamberimize. Dedi ki ya Resulallah bunları burada öldürelim. Peygamberimiz buyurdu hayır. Medine'ye döndüler. Huzeyfe dedi ya Resulallah burada onları öldürelim. Peygamberimiz de hayır. Orada bir cümle kullandı ki çok önemli. Şöyle buyurdu dedi. Bu insanları halk, müminler, Müslümanlar ben söylemeden tanımaları gerekir. Ben söylemeden onlar tanıması gerekir ki basiretleri artsın, bilinçleri artsın. Eğer ben söylersem onların bilinçleri artmaz. Bu şekilde olması gerekir. Basiretler artması. Yani ahir zamanda müminler öyle bir seviyeye gelecekler ki diyoruz ya İmam Mehdi Aleyhisselam'ın 313 tane yaveri olacak. 313 tane onun elinin altında yeryüzünü onlarından idare edecek kimseler olacak. Müminler öyle bir seviyeye gelecekler ki İmam Mehdi Aleyhisselam o 313 kişiyi bile tanıtmadan biz onları tanıyacağız. Ve diyeceğiz ki bunlar 313 kişi bunlardır. Bunlar ancak yeryüzünü idare ederler. Müdüret edebilirler. Yani biz müminler, o zamanki müminler böyle bir yeteneğe sahip olacaklar. Ki İmam Mehdi Aleyhisselam o 313 kişiyi tanıtmadan müminler tanıyacaklar. Allah-u Teala böylesi bir basiret ve bilinci bizlere nasip etsin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.